Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Asiye kadın, Allah'a davetçi olmak, müminlerin safını bir kişi artırmak gibi büyük hedefleri olan insandır. Sadece kendisini kurtaran, tesettürüne bürünüp, çocuklarını büyütüp, cihat sevabı kazanan kısırdır. Kendine mahsustur. Ama Müslümanlığını, İslamlığını, bütün insanlar kadar yaygın düşünebilen ise, asıl Allah'a imanının hakkını veren asiye kadındır. Bu nedenle, hanım davetçiler, bütün insanların çocuklarını, kendi çocukları, bütün insanları da Allah'a kullukta iman kardeşleri görebildikleri zaman, bu seviyeyi, asiyelik seviyesini yakalamış olurlar. Burada, İki ince çizgiyi çizmem gerekiyor. Birincisi, bütün kadınlar evinden bir kere olsun Allah için bir amel yapmak niyetiyle çıkmamışlar bile, böyle bir sözü, evet doğrudur, hakikaten. İnsan nasıl diğer insanları düşünmez diye tasdik edebilirler. Ederler de nitekim. Yani Allah'a davet etmek görevimizdir bizim. Bu görev bütün insanlığın ortak görevidir sözünü söylemek kolay. Bunu ileri geri götürmeye de lüzum yok. Biz asiye kadın, Allah'a davette kendisini görevli kabul eden Meryem kadın, bunu nasıl ciddiyetle söyler? Bu konuyu açmak istemiyorum. Elbette sizler, kendinizi bu uğurda feda ederek, her türlü cihat şartlarını kabul ederek, bunu iddia etmenin bir anlamı olacağını, aksi takdirde, doğru doğru demekle insanın Asiye veya Meryem olmayacağını tahmin ediyorsunuz. İkinci çizgi, bilhassa hanım davetçiler, davetçi kelimesini isterseniz hoca hanım olarak kullanalım bu derste. Hanım hoca efendiler veya hoca hanımlar, umumen bir medresede yetişirler. Onlara işte filan ilmuhal, filan tefsir notları okutulur. Az veya çok bir ilimleri olur. Yola çıkarlar. Mesela 20 sene önceki öğrendiği ilmuhali kendisinin işte 15 yaşındayken öğrendiği, 15 yaşında ona öğretilmiş, 15 yaşının şartları gözetilerek öğretilmiş ilmu hali, üniversite okumuş, belli bir meslek erbabı olmuş, mesela bir edebiyat hocası, bir hanımefendiye ders olarak anlatır. Din dindir, ilim ilimdir, bir şey değişmez. Ama her bardağın şekli farklı. İnsanların kaldırma kapasiteleri, anlama seviyeleri farklı. O bunu takdir edemezse eğer, ona mesela Arapça kelimelerin yoğun kullanıldığı, isim vererek zikredeyim, Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi'nin, rahmetullahi aleyh, alim mi? Alim bir insan. Hiç diyecek bir şey yok.
ve zamanının da mücahididir. Allah rahmet eylesin. Suyuti gibi istila döneminde yaşadı ve ilmin unutulmaması için bir insanın yapabileceğini, en güzelini yaptı. Fakat 1950'li yıllarda bir ilmuhal yazdı. 1950'li yıllarda ekmek satılan yere bakkal deniyordu, şimdi market deniyor. 1950'de İstanbul'da market diye bir şey yoktu. Çocuklar evden çıkarken bakkal amcaya gidiyorum diye çıkıyorlardı. Ama 2000'li yıllardan sonra çocuklar markete çıkmaya başladılar. Dil değişti, onu örneklendiriyorum. İlmuhal 1950'nin şartlarında yazıldı. Hala Osmanlı medreselerinden mezun olmuş insanlar camilerde namaz kıldırıyordu. Ömer Nasuhi bin Men rahmetullahi aleyh onlar için bir ilmuhal kitabı yazdı. 1970'lerde, 80'lerde bir medresede bir hanımefendinin Ömer Nasuhi bin Men'in ilmihalini ders olarak okuması çok doğal. Çünkü kitabın yazılmasının üzerinden 20-30 sene geçti veya geçmedi, kitap daha tazeliğini koruyordu. 2015 yılında Ömer Nasuhi bin Men'in ilmihali sözlük yardımıyla bile anlaşılamayacak kadar dili yabancı bir kitap haline gelmiştir. Ancak hocaların, belli medrese yalamışların bir iki sözlük yardımıyla veya kitabın usulüne, yordamına alışarak okuyabilecekleri bir kitaptır. Allah'a davet hususunda bayanların iki çizgisini çizelim dedik, ona göre konuşacağız. Birinci çizgi, herkes zaten böyle bir iddiaya sahip, onu ben konuşmuyorum bugün. İkincisi, davetçi hanımefendinin, hoca hanımın, hangi insana, nerede ne konuşacağını, takdir etmeden, karşısındakinin seviyesini belirlemeden, bildiklerini anlatarak davet etmiş olmaz. Bağırmış olur, konuşmuş olur, boşalmış olur. Çok çok gürültü yapmış olur. Halbuki davet, insanların gönüllerine girmektedir. Kulağına giremediğin insanın gönlüne nasıl gireceksin? Kulağına giremiyorsun ki, anlamıyor dediğini. Onun için Ömer Nasuhi bin Men, rahmetullahi aleyhi, örnek verdik. Dedik ki Ömer Nasuhi bin Men, rahmetullahi aleyh, zamanının alemiydi, vasıflı insandı. Şimdi Ömer Nasuhi bin Men'in kitabı, hoca kitabı haline geldi. 20 tane bayanı bulaşıktan çıkmış, çamaşırdan yeni çıkmış, gelmişler, bebeğini emzirmiş, gelmiş. Konuşulan şeyi dinleyecek kadar sabrı bile kalmamış. O arada yabancı bir dilden, bir kitaptan ona ders okuyorsun sen. Bu vakit israfıdır, enerji israfıdır, umut tüketmektir. Böyle bir cihat yapılamaz. Bedir'de ashab-ı kiram kılıç kullandılar. O kılıçlarla Ebu Cehil'in kafasını kopardılar. Şimdi biz tankların önüne kılıçla mı çıkmamız lazım? Hayır, cihat etmemiz lazım. Mühim olan kılıç kullanmak değil, cihat etmektir. O cihadı yapmaktır Allah'ın rızasını kazanmak olan. Yok, ashab-ı kiramın kılıcı vardı. Biz kılıçsız nasıl sevap kazanırız diyemeyiz. Mühim olan haramı helali anlatmaktır. Bu farzdır, bu vaciptir, bu müstehaptır, bunu anlatmaktır. Mühim olan teyemmümü, guslü öğretmektir. Mühim olan kadına, kadına mahsus özel hallerde ne yapacağını öğretmektir. Arapça öğretirken, fıkıh öğretirken, tefsir öğretirken, ilmihal öğretirken, ana gaye yerine araçlara takılıp kalırsan, çok yazık etmiş olursun. Maalesef hoca hanımlar arasında bu ciddi bir hastalıktır. Bir başka hastalık daha inşallah
o kadınlar arasında çok yaygın olan ciddi bir hastalık daha, hurafe, menkıbe, hikaye, masal anlatma hastalığıdır. Şimdi size şöyle bir örnek vereyim. 100 tane hanımefendiye dini sohbet var diye çağırın. Otursunlar. Size Bakara Sure-i Celilesi'nden başlıyorum, sonuna kadar Kur'an'ı tefsir edeceğim deyin. O esnada da hepsini de kameraya alın. Bakara Suresi mi? Bu şekilde bakın, kaç kişi dikkat edecek? Başka bir gün ansızın tekrar aynı bayanlara, selamünaleyküm hanım ablalar, size İslam tarihinden ciddi bir olay anlatacağım. Bir gün Bağdat'ta yaşlı bir hanımefendi varmış deyin ve kamerayla tekrar kayıt altına alın. Bakın gözler bu sefer nasıl size dikiliyor. Çünkü Bağdat'ta bir hacı teyze varmış. Ben baldan başka bir şey yemem içmem demiş. Melekler de bu kadını üzmeyelim, taşlar bal olsun diye gelip bal yapmışlar taştan. De, ne Tevrat, Muharref Tevrat'ta, ne Muharref İncil'de olmayan bir masalı anlat. Allah Allah dedirtirsin. İnsanlar böyle hazır lokmalardan, hikayelerden lezzet alırlar. İyi hoca olmak veya işte gönüllerine girmek için insanların bu tip bir masalı anlatan hoca hanım da zalimdir. Niye zalimdir? İnsanların en zaruri bilgisi olan guslü bile bilmekte zorlandıkları bir zamanda böyle bir masalla insanları niye oyalıyorsun? Yalan niye konuşuyorsun? İşte bizim bir hacı nene vardı. O hacı nene demişti ki Yasin'in bir ayetini 1000 defa okursan şöyle olur böyle olur. Masal oğlu masal. Bunu niye söylüyorsun sen? Böyle madem oluyordu niye sen olmadın? Niye okumadın 1000 defa? Masalı din gibi anlatmak da bir kadın hastalığıdır. Erkekler arasında da yaygın bu. Ama kadınlar arasında ibadet şuuruyla yaygın. Onun için vurguluyorum. Davetçi masalla ilgilenmez. Onu masal bölümüne havale etmek lazım. Davetçinin derdi Allah'a çağırmaktır. İnsanlara yağcılık da yapmaz. Aman beni sevsinler, dediğimi anlasınlar diye Bağdat masalı anlatmanın gereği yok. Biz şeriatımızı olduğu gibi anlatırız. İnsanlar beğenir beğenmez diye oturup ağlayacak halimiz yok. Biz görevimizi yapıp yapmadığımızı tefekkür etmek zorundayız. Demek ki bir mesele, bugünkü konuşacağımız mesele, insanların seviyelerine göre, insanların anlama kapasitesine göre hoca ayarlanır. İnsanları ayarlayıp getiremez. Şöyle bir tasnif yapılamaz. Bu hoca hanım işte çok hadis bilir. Güzel. 100 tane Müslüman alacağız ama hadis bilenlerini seçiyoruz. İmtihanı alıyoruz. Hadis biliyorlarsa, hoca hanımın dersini dinlemeleri için onları kabul ediyoruz derse. Ne yaptık? Hocaya göre talebe ayarladık. Böyle bir şey olmaz. Talebenin seviyesi nedir? Ne hadis ne ayet bilmek. Sıfır. Sıfıra göre kendini sen ayarlayıp kürsüye çıkacaksın. Sen 80 derecesin, 80 puanlıksın. Talebeyi 80 puanlığa getirdikten sonra onların seni dinlemesine gerek kalmadı ki zaten. Evet, hoca olarak sen seviyeni sıfırlamazsın hiçbir zaman. Ama talebenin seviyesini belirleyip konuştuğun zaman iyi bir davetçi olmuş olursun. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlarla oturup kalkıyordu. Yukarıdan bakmadı insanlara. Oturduğu insanlar arasında şairler vardı. Onlarla şairler düzeyinde edebiyatlı konuşuyordu. Çocuklarla çocuk diliyle konuşuyordu. Nasıl küçük çocuk, ben gittim baba, sen gittin baba diyor. Veyahut da çocuk,
baba ben geldin, sen gitti diyor. Bu eğrilikler hoşumuza gidiyor. Anne baba bunu taklit ediyor. Aynı şekilde Peygamber Aleyhisselam Efendimiz de çocuklarla böyle taklit ederek konuşurdu. Muhabbet ederdi. Ağalar geldiğinde ağa diliyle konuşuyordu. Çünkü derdi insanlara dinlerini anlatmak, Allah'ı anlatmaktı. Bunu anlatabilmek için de insanların kulağına göre dilini ayarlaman lazım. Kulağa göre ayarlanmış dil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilidir. Kadınlarla konuştuğunda kadınların lisanından, erkeklere konuştuğunda da erkeklerin lisanından anlamıştı. Burada küçük bir dipnot hanımefendiler. Bu not çok önemli. İnsanların imanları aynı değil elbette. Ebu Bekir'in imanıyla radıyallahu anh bizim imanımız aynı mı? İmanlarımız farklı olduğu gibi anlayış seviyelerimiz de farklıdır bizim. Kimimiz cümlenin sonu gelmeden ne dediğini anlar. Kimimiz cümle bitince anlar. Kimimiz de o cümleyi 5 defa tekrar edince ancak senden bir şey anlar. Davet eden, Allah'a çağıran insan, bu inceliklere dikkat edecek. Bu inceliklere dikkat etmenin ilkelerini burada konuşuyoruz. Bizim örneğimiz, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Dolayısıyla biz ona bakarız, ondan örnek alırız. Böylece ne yapmamız gerektiğine dair ayrıntılar çıkarırız. Bunun bir psikolojisi, sosyolojisi olabilir mi? Olabilir elbette. İnsanlara hitap etme, diksiyon, bunlar çok önemli şeyler. Siz beni burada izliyorsunuz. Benim arkamın beyaz olmasının sizin üzerinizde başka etkisi var. Arkamda siyah bir pano olmasının başka etkisi var. Yeşil bir pano, pembe bir pano olmasının başka etkisi var. Bu salonumuz mesela daha koyu bir renk olsa, siz bu dersi daha farklı dinleyecektiniz. Her şey insanın üzerine etki ediyor. Konuşan hatibin hitabetteki tonu etki ediyor. Bunların hepsini düşünen hatip, düşünen davetçi, düşünen hoca, Allah rızası için yaptığı işten bereket görür. Öbür türlü Allah rızası için yapıyorsun ama kalbinin mutmain olacağı iyi sonuçlar elde edemezsin. Edemeyebilirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Buhari'nin sahihinde rivayet ettiği 127. hadis-i şerifte Ali radıyallahu anh'tan bir öğüt naklediyor. Ali radıyallahu anh Raşid halifelerin 4.'sü, ilmin kapısı, Allah'ın arslanı, büyük sahabi, çok hoş bir şey söylüyor. Diyor ki, insanlara anlayacakları dilden konuşun. İnsanlara anlayacakları dilden konuşun. Sonra uyarıyor, buyuruyor ki, size hoş mu gelir insanlar Allah'a ve Resulullah'a yalancılık isnat etseler ya da onu yalanlasalar, yani hayır inanmıyorum Allah'a deseler, hoşunuza mı gidecek bu? Burada bir olay anlatılır. Ali radıyallahu anh bir gün birisini sohbet ederken, yani vaaz ederken diyelim, dinliyor. Bakıyor ki adam derin derin meseleler konuşuyor. Böyle altından çıkılmayacak ilmi şeyler anlatıyor. Adamı yanına çağırıyor. Diyor ki, sen ne anlatıyorsun diyor. Ayet tefsir ediyorum diyor. Bana bak diyor. Bu ayetler hangisi nerede niye indi bilen biriyim ben. Buna rağmen her yerde bu ayetleri okumuyorum ben. Sen Allah'a ve Resulüne sövülmesinden hoşlanıyor musun demiş. Bu söz de onun bir değişik rivayeti demek ki.
Burada çok önemli bir nokta var. Yani adam ayet hadis okuyor. Ayet ve hadis okuyan birisi kötü bir iş yapmış olur mu? Olur tabii. Kaş yaparken gözünü çıkarırsın. İnsanların Allah'a ve peygambere imanları demir çelikten değildir. Pamuk ipliğiyle bağlıdır. Demir çelikten imanımız olsa şeytan umudunu keserdi. Bunlar imandan vazgeçmezlerdi. Ama son nefese kadar hiç kimse iman garantisi taşımıyor. Çelikten bir imanı yok kimsenin. Çelik halatlarla bağlı değiliz. Pamuk ipliğiyle bağlı gibi ince hassas ölçülerle bağlıyız. Bir insanın Allah'a ve peygambere hakaret edeceği şekilde ona tersten giriş yapmak yanlıştır. İnsanların seviyelerini takdir edip o seviyeye göre anlatım yapmak gerekir. Burada ciddi bir kaynağımız veya yegane kaynağımız olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarından örnekler zikretmek istiyorum. Buhari'de ve Müslim'de rivayet edilen kaynak zikredeyim, siz bunları incelersiniz inşallah. Buhari'de 1397. hadis-i şerif, Müslim'de de 14. hadis-i şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, bir bedevi, bunu bir dipnot alabilirsiniz. Yani okuma yazma bilmeyen, şehir görmemiş, köylü demek. Ama köyde yaşayan anlamında değil, kültürsüz adam anlamında. Kaba, kültürsüz adama bedevi diyoruz. Bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş ki, yani biraz önce söyledik, herkesle oturup kalkmış Peygamber aleyhisselam efendimiz. Düşmanıyla, dostuyla, herkesle oturmuş. Şimdi bir bedevinin kaba bir sorusuna verdiği cevaba bakıyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Adam demiş ki, ya Resulallah, bana öyle bir şey söyle ki, o sözü yapayım ve cennete gireyim. Bana İslam'ı anlat demiyor. Neler yapmam gerektiğini anlat demiyor. Bir şey söyle, o söylediğini yapınca ben cennetlik olayım. Aslında bu sözü sormak bile ayıp sayılır Peygamber aleyhisselam. Ne demek bir şey söyle, onu yapıp cennete gireyim. Ama adamın kapasitesi bu kadar. Bana bir ansiklopedi ver, onu okuyup cennete gireyim demiyor. Bir cümle söyle, ben cennete gireceğim diyor. Şimdi, burada bu adamın seviyesi, iki cümleyi anlayacak düzeyde değil demek. Peki davetçi, peygamberin örnek almış bir davetçi aleyhissalatü vesselam, ne yapacak? Bir cümlelik cevap verecek, ama adama hadi İslam'ın %80'inden kurtardım seni diyecek hali de yok herhalde. Öyle bir cümle kuracaksın ki, gene İslam'ın tamamını anlatacaksın ona. Ama adam ürkmeyecek. Aa, bunu yaparım diyecek. Bunu yaparım sözü, ondan bir itiraf. Yapmam dese adam vebale girecek. Hem de bir söz söyle onu yapacağım diye söz vermiş oldu adam. Davetçi pratik olacak. Bu adamın kapasitesi uzun bir yazı okumaya uygun değil. Bir saat senin konuşmanı dinlemeye uygun değil. Sen samimi bir davetçiysen eğer, sana adam ipucu veriyor. Bir cümleni dinlerim diyor. Bir cümlelik konuşma yapacaksın bu adama. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne yapmış bu adama. Buhari'den ve Müslim'den naklediyoruz dedik. Te'abudullaha la tuşşikü bi şey'en. Ve tuqimus salatel mektubete ve tuettiyez zekatel mefrudate ve tasuma ramazan. Ona saymış. Allah'a kulluk edeceksin. Hiçbir şeye şirk koşmayacaksın. Bir. İki, farz namazları kılacaksın. Üç, farz olan zekatı vereceksin. Dört, Ramazan-ı Şerif orucunu tutacaksın.
Hac yok dikkat ederseniz. Çünkü hac Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son senesinde farz oldu. Son senesinden önceki sene farz oldu. Bu zat kim bilir 6. 7. senede geldi. Henüz hac yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu adama şirkin olmayacak, Allah'a kulluk edeceksin dedi. Namaz, oruç ve zekatı saydı. Şimdi bu zat esasen Allah'a ibadet deyince Kur'an'da ne varsa kabul ettirdi onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama 114 sureyi sana sayıyorum, bu surelere göre iman edeceksin demedi. Allah'a kulluk edeceksin, hiçbir şeye şirk koşmayacaksın dedi. Şirkin 50 çeşidi var, 50'sinden de garanti etti onu. Ama adamın kapasitesi uzun bilgi almaya uygun değil, bir cümle istiyorum dedi. Bir cümleyi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona özetledi. Sonra adam bedevi ya, وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ي لَا اَز۪يدُ عَلَى هَذَا. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim, ben daha başka bir şey yapmam, bu kadar yaparım ha. Demiş adam. Bu da ikinci hatası adamın. Niye yemin ediyorsun ki daha başka bir şey yapmam, ama adam bu kadar düşünebiliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o adam gidince buyurmuş ki, cennetlik bir adam görmek isteyen bu adama baksın buyurmuş. Çünkü adam samimi. Geldi samimi bir şekilde ne dedi? Ya bir cümle söyle yapayım. Bir cümleyi de söz verdi yapacağını. Tamam. Cennet budur zaten. Burada İslam'ı bana özetle ya Resulallah der gibiydi bu soru. İslam'ı özetleseydi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, belki 10 sayfalık bir metin özetleyecekti ona. Ama adam ürküp kaçacaktı. Ben bunları yapamam diyecekti. Yaparım dediği şey adamın koca bir İslam aslında. Sonra adam hafif hafif ibaretleri ısınınca, bu soruyu sorduğuna da pişman olmuştur. Belki teheccüd bile kaçırmayan bir adam olmuştur artık. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu o haliyle itmedi. Kendine çekti. Bir başka örneği, Ebu Berze el-Eslemi isimli sahabi, gelmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soru sormuş, o anlatıyor. Ebu Berze el-Eslemi, diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gittim, dedim ki, ya Resulallah, şöyle işime yarayacak bir nasihat et bana. Dülleni ala amelin entefi'u bihi. Hadisteki metin bu. Bana işime yarayacak bir nasihatte bulun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun kapasitesini işine baktıktan sonra, yani bu adam namaz kılıyor camide. Zekatı da gelmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vermiş. Geçen hafta da cihattaydı Peygamber aleyhisselamla beraber. Bugün boş vakti var adamın. Çok doğal bir şekilde ya Resulallah bana bir iş göster diyor. Yeni bir cihadı bekle demeye gerek yok ki, adam zaten cihat ehli. Namaza başla niye diyeceksin ki, namaz kılıyor zaten adam. Efendimiz buyurmuş ki, eve giderken yoldaki eziyetlerden bir eziyet kaldı, yani yoldan çalıları kaldır yeter buyurmuş. O anda o Müslümanların yürüdüğü yollarda bir taş, çakıl veya tabi İşte odun parçasını kaldırması bile onun yararlanabileceği bir iş anlamına gelecek. Hem onu boş tutmamış, hem sorusuna cevap vermiş, hem de bize kadar yoldan bir ağacı kaldırmanın Allah'ın razı olacağı bir iş olduğunu öğretmiş oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir başka örnek, Ümmü Hani radıyallahu anha isimli kadın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Burada altı çizili olarak kaydedeyim bunları. Diyor ki, ya Resulallah, ben artık yaşlandım, takatim azaldı ve şişmanladım. Kilom arttı. Yani yaşlı bir kadın çünkü. Bana öyle bir amel ver, göster ki, ben
bu halimle, yani yaşlıyım, takatsizim, şişmanım. Bana göre bir iş tarif et ya Resulallah. Kadına namaz kıl demesine göre yok, Ümmühani'nin namazını herkes biliyor. İbadetidir. Bu kadın fazladan bir iş bana öğret ya Resulallah diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona buyuruyor ki, 100 defa Allahu Ekber de, 100 defa Elhamdülillah de, 100 defa Subhanallah de. Bunları yerine getirirsen, Allah yolunda cihat için gemlenmiş, yani Allah yolunda takı 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 koşan 100 tane atın olsa ve 100 tane deveyi kurban etsen, 100 tane köle azat etsen, bu kadar sevap kazanamazsın sen buyurmuş. Burada çok önemli bir ipucu var. Nedir o? Kadın ne diyor? Ben yaşlıyım. Zaten cihat yaşlılardan düşmüş. Zayıfım. Çalışıp sadaka verecek halim yok. Şişmanım. Nefes alamıyorum. Eğilip rükû yapamıyorum. Gece teheccüde kalk dese, zaten şişman kadın yerinden kalkamıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun 100 tane atı olsa onları cihatta kullanamayacağını gördü. 100 tane köle azat edecek parası yok adamın, gördü kadının. 100 tane deveyi Allah için kurban edip kesip fakirlere dağıtacak hali yok, nasıl kesecek kadın? Hepsinin yerine sen artık 100 defa Allahu Ekber, Elhamdülillah, Subhanallah demek senin işin. Senin çapın artık bu, sen de bununla Allah'ın rızasını kazan diye nasihat etmiş oldu. Peki biz buradan yola çıkarak, pazularını şişirdiğinde araba lastiği gibi olan bir gence, 100 defa Subhanallah desen, 100 atı koşturmaktan daha değerlidir diyebilir miyiz? Yerine göre, çapına göre konuşuyoruz. Bu kadın özrünü beyan ediyor. Yaşlıyım, hastayım, şişmanım diyor. Yapacağı hiçbir şey yok bu kadının. Gel hizmet et İslam'a desen, başına bela olacak hizmet ettiği yerdekilerin. Buna bir bakıcı vermek lazım. O zaman sen otur evinde, 100'er defa bu tesbihatı yap, senin için 100 atla cihat etmekten daha değerli. Adamına göre, çapına göre, ihtiyaca göre. Davetçi budur. Herkese iş bulacaksın. Herkesi bir yere oturtacaksın. Herkese aynı ayakkabıyı dağıtırsan zalim olursun. 100 kişi var burada, 100 tane 36 numara ayakkabı getirdim. Kimin ayağı 36 ise ona uyacak. Ayağı 37 olana bol gelecek, 35 gelene hiç olmayacak. Ben dolayısıyla 5 kişinin ayağı 36 ise 5 ayakkabı getirdim sayılır. 95'i boşa gitti ayakkabıların. Bir mecliste sabaha kadar tesbih çekmekten başka bir iş yapamayacak çapta bu kadın, Ümmühani gibi bir kadın var. Orada 5 ayda Kur'an'ı baştan sona ezberleyecek zeki genç kız var. Orada eli kalem tutup kafirlere karşı yazı yazacak hanım kız var. Orada Buhari'yi şerhiyle beraber ezberleyecek hadis hocası olacak kız var. Orada matematik kafası çok iyi olan bir hanım kız var. İlmihali okuduğu zaman bir sürü formüller üretebiliyor. Başka bir kız var, fen kültürü çok iyi. O Müslümanların bir hanım doktoru olabilir. Sen ama hepsine bu ilmihali 20 sene burada okuyacaksınız diyorsun. Herkese 36 numara ayakkabı vermek gibi oldu bu. İyilik yapmadın sen. Kimin ayağı 36 ise ona iyilik yaptın. Gerisini bekletiyorsun. Hayal kırıklığına uğratıyorsun. Davetçi nerede ne konuşacağını, kime ne tavsiye edeceğini bilmeli. Genç bir kıza, sen muhakkak bir zikir meclisine katıl, sabahlara kadar zikir yap, akşama kadar da bulaşık yıka diyemez. Zekan ne, kapasiten ne diye öğrenir,
Ona göre öğütte bulunur. Çünkü davetçi kar yuvarlamaz. Bardaklara su doldurur. Herkesin bardağına göre su doldur sen. Dağdan kar yuvarladığın zaman bir işe yaramış olmazsın. Burada Sehl ibn Sa'd es-Sa'idi radıyallahu anh sahabim bir adamın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip sorduğu bir soruya verdiği cevabı bakın ne kadar hassas. Adam gelmiş demiş ki ya Resulullah bana öyle bir iş tavsiye et ki senin tavsiyene ben uyduğumda beni hem Allah sevsin hem insanlar sevsin. Yani adam ne istiyor? Hem Allah hem insanlar sevsin beni, bu nasıl olur diyor. Bu adama çok pratik bir cevap vermek lazım. Nedir o? İslam'ı yaşa, tamam. İyi de İslam'ı yaşıyor bu adam zaten. Gelip peygambere soru sorar mı İslam'ı yaşamasa? Tıkanmış adam formülünü arıyor bunun. Sen uzun uzun Bağdat hikayesi anlatamazsın bu insana. Peygamber aleyhisselam gibi bir cümle söyleyeceksin. Ona ne buyurmuş Efendimiz? Dünyaya tenezzül etme, Allah sever seni. İnsanların malına tenezzül etmezsen, insanlar da sever seni buyurmuş. Çünkü dünyayı put edinirsen, Allah seni sevmez. İnsanların parasını gözüne koyar, benim de param böyle olsun dersen, insanlar anlarsa ki sen onların parasını seviyorsun, yani onlar korkarsa senden, sana karşı tedbirli olurlar. İnsanlar anlarsalar ki, sen bedava verseler bile almayacaksın onların elindekini, bahçesini, parasını, insanlar senden memnun olurlar. Formülü öğretiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hem Allah, hem insanlar sevsin istiyorsan, dünyaya tenezzül etmeyeceksin, milletin bağıyla, bahçesiyle ilgilenmeyeceksin. Seni o zaman severler. Ne görüyoruz tekrar? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den örnekler görüyoruz. Burada hanımefendiler, sizin defalarca muhakkak gördüğünüz bir çarpıklığa örnek vermek istiyorum. Şimdi sizler yaşınız genç, yani 25 yaşından yukarıda kimse yok içinizde, 18 yaşından küçükte kimse yok, böyle bir tablo diyelim. Size ben burada torunlara nasıl muamele yapılacağını anlatsam israf olur. Çocuğu olmayan insana torunu nasıl anlatacaksın? Ne demek torun, ne bilsin? 70 yaşını geçmiş, bir sürü hastalığı olan, evlenmiş, kocası ölmüş, işte hala kocası yaşıyor, 50 tane hanım burada oturduklarında, genç bir kızın evlenirken nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatsam, bu da yanlış olur. Fıkıh meselelerinde böyle, züht, amel meselelerinde de böyle. Gencin konusu başka, ihtiyarın konusu başka. Eğer davetçi, karşısındakilerin seviyelerini tespit edemezse, yaş seviyelerini, kültür seviyelerini, birini kıskıs güldürür, öbürünü de suratına astırır. Birinin şehvetini kışkırtırsın, öbürüne de işte kocasından çektiği işkenceleri hatırlattığın için dininden soğutursun. Herkese nasıl konuşacağını bileceksin. Eğer ortalama bir salonsa, mesela 100 kişi var da 40'ı ihtiyar, 20'si orta yaşlı, şu kadarı da gençse, ortalama sözler konuşacaksın o zaman. Aynı hadisleri, aynı ayetleri okuyacaksın ama mesele gence göre okumayacaksın. Mesele ihtiyara göre okumayacaksın onu. Hadis aynı. Sen ses tonuna varıncaya kadar yönlendiriyorsun o hadisi, o ayeti, o fıkıh hükmünü. Bir sayfalık bir mesela kadınların özel halleriyle ilgili ilmihal bölümünü okurken,
gençlerle okuduğunda onu, gençler açısından cazip olacak yerlerin altı çizilidir senin kafanda. Oraya vurgulama yaparsın. 70 yaşında kadınlar, menopoz dönemini geçmiş, bitirmiş kadınlara, buna böyle dikkat etmek lazım falan diye anlatmaya gerek yok. Öğretmen olacak halleri yok onların. Herkese yerli yerine göre konuşabildiğin zaman hoca olmuş olabilirsin. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inden bir örnek zikretmek istiyorum. Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhuma bir hadis rivayet ediyor. Burada Müsned-i Ahmet'te 6739. hadis-i şerif, zannediyorum hepimiz için çok büyük bir ders ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tanıma artı kendimize örnek görmede muhteşem bir ders. Amr ibn-i As, Abdullah ibn-i Amr ibn-i As radıyallahu anhuma diyor ki Peygamber aleyhisselamla oturuyorduk. Bir genç geldi. Ya Resulallah, oruçlu iken hanımımı öpebilir miyim? Efendimiz de hayır buyurmuş. Yani öpemezsin. Yine öyle bir oturum esnasında bir yaşlı gelip Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme aynı soruyu sormuş. Ya Resulallah, hanımımı öpsem caiz midir oruçlu iken? Öpebilirsin buyurmuş. Şimdi aynı zamanda veya farklı zamanlarda Peygamber aleyhisselam Efendimiz'e aynı soru soruluyor. Hanımımı öpebilir miyim oruçluyken? Genç soruyu hayır diyor. İhtiyar sorunca öpebilirsin diyor. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir ters cevabı gibi, yani birine evet birine hayır demesinde bir ters cevap var. Oradaki sahabiler birbirine bakmaya başlamışlar. Yani hatırlıyor musun, gence yok demişti gibi böyle birbirlerine bakıyor. Hem de edebende niye böyle dedin ya Resulallah diye itiraz da etmiyorlar. Sahabede edep tabi kamilen bir edep. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, birbirinize ne fiskos ediyorsunuz anlıyorum bunu demiş. Anlıyorum. Ama bir şeye dikkat etmediniz demiş. İhtiyar oruçlu olduğunu bilir, kendisini dizginler, frenler. Gence izin verseydim o kendisini tutamaz, orucunun başı derde girerdi diyor. Buradan ne ders çıkarıyoruz kendimize? Peygamber aleyhisselam Efendimiz bir gence vereceği cevabın, o genci nasıl yönlendireceğini, ne tür bir risk taşıyacağını, özellikle düşünerek cevap veriyor. İhtiyar geldiğinde, ihtiyara göre cevap veriyor. Bundan, fakih olan, mesela Ebu Hanife rahmetullahi aleyh hüküm çıkarıyor. Diyor ki Ebu Hanife, demek ki Ramazan-ı Şerif'te erkek ve kadının oruçluyken birbirlerini öpmeleri orucu bozmuyor. Sonrası tehlike olursa oruç bozuluyor. Bu iki hadisin birleşiminden bu hüküm çıkıyor zaten. Burada Allah'a davet eden bir hanımefendinin konuştuğu cümlenin hangi yaşa göre, hangi kültüre göre insanlar tarafından algılanacağını düşünmesi gerektiğine bir örnek vermiş oluyoruz. Burada Ka'b ibn Malik isimli sahabinin torunu bir olay naklediyor. Bu hadis-i şerifi de Ahmet bin Hanbel'den naklediyorum. 15.785. hadis-i şerif. Şuara suresi var Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz. Şairler demek. Orada Allah-u Teala ve şuara'u yettebi'uhumul gavun. Yani şairler böyle boş işlerin peşinde koşarlar gibi bir ifade var ayette. Daha doğrusu yani şairlerle ilgili çok da böyle aman mücahittirler, aferin gibi bir tavrı yok. İzin var şiire. Yasak değil. Ama şairlerin arkasında da soru işareti var. Böyle bir hassasiyet. Bu Ka'b ibn Malik
radıyallahu anh Efendimiz'e gelmiş, demiş ki ya Resulallah, şuara ile, yani şairlerle ilgili Allah hükmünü belirtti. Yani ne yasak getirdi, ne de aferin diyor. Biz nasıl düşünelim şairleri? Şiir hakkında ne düşünelim gibi bir soru soruyor. Mesela anlaşıldı değil mi? Yani Kur'an-ı Kerim şiire ve şaire sıcak bakmıyor demek. Yasak da getirmiyor. Kâb ibn Malik radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun. Bu kimdir? Tebuk gazvesine katılamayıp da sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cezalandırdığı Tevbe suresinde ve alethelâthetillezîne hullifû, o geri kalan üç kişi denen sahabeden biri. Gazveden geç geri kaldığı için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımıyla bile ona konuşma yasağı getirdi. Kimse selamını almadı ama tövbesini kabul etti Allah sonraki. Hey be, ne muhteşem bir tövbeyle Rabbine kavuştu. Şimdi bu zat ne yapacağız ya Resulallah? Yani şiir hakkında ne diyeceğiz diye soruyor. Efendimiz buyuruyor ki ona, innel mü'mine yücahidü biseyfihi ve lisanihi. Mümin kılıcıyla ve diliyle savaş yapar diyor. Kılıcıyla ve diliyle. Şimdi Kur'an-ı Kerim şairlere sıcak bakmıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben böyle düşünüyorum demiyor. Kur'an'ın uslubuna ters düşer bu. Ama çok güzel bir cümleyle sen şiirine devam et diyor. Bir şartla, cihat niyetiyle yap bunu diyor. İnnel mü'mine yücahidu bi seyfihi ve lisanihi. Mümin kılıcıyla ve diliyle cihat eder buyuruyor. Yani senin şiirin Allah yolunda hizmette ise, cihat niyetiyle ise devam et. Yok senin şiirin cihat niyetli bir şiir değilse Kur'an-ı Kerim zaten uzatma bu işi dedi sana diye öğretmiş oluyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir kere daha ne görüyoruz? Bir Müslümana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun özel durumunu dikkate alarak cevap veriyor. Çünkü Kâb ibn Malik yani burada bir miktar endişeleniyor. Şiir kabiliyeti var herhalde. Bu kabiliyetim ne olacak benim diyor. Merak ediyor. Allah'ın indirdiği ayet hakkında mı beni konuşturacaksın diye onu başından salmıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun gönlünü hoşnut ediyor. Hakikati da önüne koyuyor. Cihatta kullanılan şiir şiirdir. Gerisini boş ver diyor. Davetçi bu mantıkla hareket edecek. Yani sadece insanlara bu ayeti okumuyor musun Kur'an'da be? Senin dinin imanın yok mu? Ayet işte tamam ne uzatıyorsun? Demezsin. Bu yeterli değil. Zaten o da senin kadar o ayeti biliyor. Ne olacağını da göstermen lazım ama. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz ne yapması gerektiğini de öğretiyor sahabeye. Cihatta kullan şiiri diyor. Dinine hizmet et bu şiirle diyor. Sadece şairleri Allah yermiştir Şuara suresinde, bizim için şiir bitmiştir deyip gitmek yeterli değil. İnsanlara alternatif güzeli göstermeyi de hadis-i şeriften okuyoruz. Yezid ibn Seleme isimli zat, sahabi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geliyor. Tirmizi'de 2683. hadisi şerif. 2683. hadis-i şerif Tirmizi'de. Rakamı özellikle veriyorum. Çünkü bunu arşivinize koymanız lazım. Günün birinde 3 saat bir yerde konferans vermeye kalkarsanız bu hadisi unutmayın. Karşınızdakiler hacı teyzeymiş, İmam Hatip kızlarıymış, önemli değil. Yezid ibn Seleme sahabiydi. Şu dünyada şu anda 1 milyardan fazla Müslüman var. Toplansak hepimiz Yezid ibn Seleme'nin tırnağı etmeyiz Allah katında. Sahabi çünkü.
gelin bak ama ne dedi Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki, inni kad semi'tu minke hadithen kethiran. Ya Resulallah, senin çok hadisini dinledim. Çok, çok dinledim. Peygamber dinlemiş yani sallallahu aleyhi ve sellem. اَخَافُ اَنْ يُنْسِيَن۪ي اَوَّلَهُ اَخِرُهُ Korkuyorum, sonradan anlattıkların öncekileri unutturacak bana. Yani ben senden çok hadis dinledim, 100 bin ne kadarsa. Şimdi yeni dinlediklerim, eski dinlettiklerimi acaba unutturur mu diye korkmaya başladım. Yezid radıyallahu anh nesinden şüphe ediyor? Unutmaya başlayacağım artık ben. Yoruldu kafam. Unutmak da istemiyorum ama belli artık yani bardağı dolmuş. Yeni su koyarsan eski su dökülecek muhakkak. Eskiye de kıymet veriyorum. Fehaddisni bi kelimetin tekunu cimaen. Bana öyle bir nasihat et ki hepsi bir arada olmuş olsun. Hepsi bir arada olacak bir nasihat et bana. Şimdi buradaki bu soruyu anladık değil mi? Yani ben artık yeni dinlediğim şeyler bana eskileri unutturacak diye korkuyorum. Zekası uygun değil, ihtiyar, işim çok, çocuklarım kalabalık, sebebini söylemiyor. Ama bir derdi var sahabenin. Nedir o? Yahu geçenki dersi unuttum ben şimdi. Aklımda kalmıyor. Bugünkünü anladım zannediyorum, yarınkini okuyunca bu sefer dünkü unutuluyor. Bana o zaman bir cümle söyle ya Resulullah, ben ortada düzelteyim bu işi. Çok net bir cevap vermiş Efendimiz. İttakillâhe fîmâ te'lemû. Bildiğin kadarıyla Allah'tan kork buyurmuş. Bildiğin kadarıyla Allah'tan kork. Ne demek bu? Sen gerçekten unuttun da yanlış yaptıysan korkma. Allah seni affeder. Ama bildiklerini samimi bir şekilde uygula. Bu arada evvelki haftanın dersini unuttun. Unuttuysan unuttun. Dert etme sen. Çünkü senin elindeki bir imkan değil bu. Bardağın 200 miligram, 210 miligram su konunca 10 gramı taştı. Bu kadar. Sen geri zekasın, çekil ashabımın arasından git demedi ona. Bir şey istedi ondan. Nedir o? Samimi ol. Tembellikten, beğenmemezlikten, şımarıklıktan olmasın bu. Ya nereden olsun? Gerçekten kafan almadığı için. Kapasiten. Kapasite ise derdin korkma. Sen samimi bir şekilde bildiğin her şeyi uygula. Bilmediğin şeylerde havale et Allah'a gitsin, karışma gerisine. Burada hanımefendiler, bir örnekten daha sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin derdinin bilgi hamallığı olmadığını görüyoruz. O samimiyet istiyor. İttakillâhe fîmâ te'lem. Bildiğin kadarıyla Allah'tan kork sen bir defa. Gerisine karışma. Gerisine karışma sen. Bir gün deli olsa bir insan, 50 sene akıllı yaşayıp 51. sene delirse, bunun ne suçu var onda? Allah-u Teala ona hastalık vermiş, musibet vermiş, bitti. Yani bu neye benziyor biliyor musunuz? Abdeste kolları yıkamak abdestin farzlarından. Bir insanın sol kolu koptu diyelim. Abdestin farzlarından da sol kolu yıkamak ne olacak şimdi? Sen bir kolunu yıkamadığına göre Müslüman değilsin mi diyeceğiz adama? Hayır. İki kolu olan iki kolunu yıkayacak. Bir kolu olan bir kolunu suyun altına sokup yıkayacak. Hatta onu yıkayacak öbür kolu olmadığı için de ne kadar sokabiliyorsa suyun içine o kadar. Sokamıyorsa o da yok. İttakillâhe fîmâ te'lem. Sen bildiklerinde Allah'tan kork, gerisi kolay. Gerisi kolayı ben tercüme ediyorum yani o hadis. İttakillâhe fîmâ te'lem. Bildiğinde Allah'tan kork. Hadisin aslı öyle ama anlamından bu çıkıyor. Davetçi yokuşa sürme memuru değildir. Trafik cezası kesen polis değildir. Yön gösteren levhadır davetçi. Yön gösterir. Böyle git der.
Hızlı gidemiyorum derse merak etme, ileride bir mola verirsin der. Davetçi umut verir, ürkütmez. Davetçi aşı yapar, mikroba karşı korur. Davetçi her insanın bir kapasitesi olduğunu bilir. Bu kapasite, imanda da kapasite farkı var. İlimde de kapasite farkı var. Sevgide kapasite farkı var. Ebu Bekir'in peygamber sevgisiyle başka bir sahabinin peygamber sevgisi aynı değildi ki. Hepsi çok seviyorlardı ama Ebu Bekir'le melekler de yarışamadılar. Melekler bile pes etti Ebu Bekir'in önünde. Adeta. Herkes farklı yaratılmış. O zaman insanların hepsine göre bir din de olmayacağına göre, insanlar becerebildikleri kadar Allah'a kulluk edecekler. Burada farzları nasıl saydıydı o bedeviye? Farz namazları kılacaksın. Farz Ramazan'ı tut. Farz zekatı ver. Şimdi hac farzsa sana yap. Şirk de koşma. Rabbim Allah'tır de. Tamam. Ben başka bir şey yapmam ha. Tamam, cennete girersin. Yapmasan yapma. Şirk koşmadıktan sonra, her ibadeti yaptıktan sonra ne kaldı ki, başka ne yapacaksın zaten? İslam 10 milyon maddeli bir ansiklopedi değil ki. Bütünü ne maddeleri var? Bütün görevleri saysan 200'ü toplayamazsın. 200 görevi yoktur Müslümanın bu dünyada. Namaz her gün kılındığı için, Ramazan her sene geldiği için çok görev varmış gibi görülüyor. Yalan konuşma, namaz bir tane zaten. Gıybet etme, zaten hac ömürde bir defa yapılıyor. Davetçi bu ince hassas ölçülere dikkat edecek. Aksi takdirde ya dinden soğutur ya da dini bitirilemez bir yük haline getirir. Bilhassa inşallah vaktimiz yeterse, nafileler üzerinden tuzağa düşmemek gerekir diye bir ders yapacağız inşallah. Nafileler konusunda. Nafileleri niye Allah-u Teala'nın nafile bıraktığını inşallah konuşacağız. Her halükarda ümmeti Muhammed olarak biz şuna iman ediyoruz. Rabbimize kulluğumuzun farzları var. Bunlarda hiç pazarlık yok. 5 vakit namazda pazarlık yok. Ramazan orucunda pazarlık yok. Şirkten taviz yok. Şirk yok, 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 olmaz. Bunun dışında ne yapabilirsen seni Allah o kadar istiyor demektir. Hafız olmanı, zekan, oturup bir bayan 8 ayda Kur'an'ı ezberleyecek diye hocaları karar verebiliyorsa, o bayan hafız olmalı, onu Allah öyle istiyor. Ama medresemiz kapanacak, 15 talebe lazım, bu 3 kız muhakkak burada olsun, bunlar olmazsa kurs kapanacak bizim. Yazıklar olsun. Bütün betonlar ve görevler insana hizmet içindir. Sen 3 tane hanım kızımızı hafız olamayacaklarını bildiğin halde hafızlık bölümünde çürütüyorsun, sırf senin mesleğin, memurluğun, Kur'an kursun kapanmasın diye. 20 tane Kur'an kursu kapatırız, bir kızımızı orada heba etmeyiz ama. Hafızlık bu kainatta altın taçtan daha değerlidir. Ama yapabilen için. Yapabilen için. İyi bir hafız bu zamanın sahabesi demek. Bu zamanın nesibesi demek. Ama hafız, Kur'an hafızı, ezbercisi değil, kayıt cihazını demiyorum. Kur'an'ı bir sonraki nesle edebiyle, farzlarıyla, ahlakıyla taşıyacak Allah'ın yeryüzündeki halifesi olan hanım kızdan söz ediyorum ben. O zaman biz ümmet olarak vazifemiz belli, bu vazifemizi yerine getireceğiz. Gerisini Allah'a havale edeceğiz. Bir örnek daha zikredeyim. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geliyor. Dikkat edin. Herkes gelip Peygamber aleyhisselamın kapısını vurmuş. Kimse ulan çarpılır mıyım diye korkmamış. Çok açık ve seçik bir şekilde konuşmuşlar. Yalan konuşmamışlar. Yağcılık yapmamışlar. Diyor ki ya Resulullah, haddisni bi hadisin ve cealhu mucezen. Deyime dikkat edin. Bana nasihat et ama kısa olsun. Ve cealhu mucezen. Kısa olacak.
Ya peygambere böyle denir mi? Bu da ne ya? Der. Bedevi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peki deyip buyurmuş. Salli salate muveddi'in. Kıldığın namazı son namaz gibi kıl. Fe inneke in kunte la terahu fe innehu yarake. Sen her ne kadar Allah'ı görmüyorsan da Allah seni görüyor. Dolayısıyla son namazın gibi kıl, namaz kaliteli olsun. Ve yes bima mimma fi eydin nasi tekun ganiyen. İnsanların malına tenezzül etme, zengin olursun. Ve iyyake ve ma yu'tezeru minhu. Sonra özür dilenecek bir iş de yapma. Adam, özet bir ilim ver bana ya Resulallah deyince, Efendimiz ona üç cümle söylemiş. Namazın son namaz gibi olsun. İnsanların malına tenezzül etme, özür dileyeceğin işi yapma. Bitti. Bunu da anlamıyorsa adam, zaten peygambere niye soru sorsun? Ama bu nasihati yaptığı insanlar, bu üç cümleden üç nesil yetiştirdiler neredeyse. Onlara üç cümle söyledi ama, üç aşı gibi oldu, cihattan bir daha geri gelmediler. İbadetlerini bir daha bırakmadılar. Bu zavallıya, bana kısa konuş diyen birine uzun uzun nasihatler etseydi, adam esneyecekti önünde. Anlamayacaktı. Küçücük fincanla gelmiş onun önüne, bu fincanıma süt koy ya Resulullah diyor. Bir kova süt döksen fincanına, süt hep yere dökülecekti. O fincancığına adamcağız 20 miligram süt istiyor. Bu kadar, fincanı bu kadar. Yok biz büyük kapla veririz. Bir bidon alırsan al, yoksa yok. Demedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hoca hanım mısın, davetçi misin? Sana fincanla gelen olacak. Hatta fincanla değil, çay kaşığı da gelecek. O kadar haklı. Kepçeyle gelecek, bidonla gelecek, varille gelecek. Herkesi yerinde, zamanında değerlendireceksin ki, zamanında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mesleği olan Allah'a daveti en iyi şekilde yapmış olasın. İnsanlara göre sen ayarlanacaksın. Tavizde değil, dalgavuklukta, yağcılıkta değil. Şeriatın heybetini hiçbir zaman sarsma. Allah'ın dininden taviz verme. Uslup ve taktikte sen insanlara ayarlanacaksın. İnsanlar sana ayarlanamazlar. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.